söylüyorum. Elbette bireysel anlamda destek verenler var. Onların sayesinde bu gazeteler yaşıyor ama örgütlü güç anlamında sivil toplum kuruluşları ve ordunun işte birkaç tane İstanbul'da iki tane iş adamları derneği var. Büyük il anlamında ama bunların hiçbirinin bu yerel gazetelere, televizyonlara bağı yok demeyelim de desteği yok. Şimdi siz işte bakın bugün buraya geldiniz. Tamamen bir basın dayanışmasından dolayı bu programı sizlerin yapıyoruz. Sizlerin bilgisinden de faydalanmak çok istiyoruz. Çok sağ olun. Geldiniz. Şimdi burada bu televizyonun yarım saatlik programının bile bir maliyeti var. Evet. Peki nereden karşılayacak? İşte bunlar o zaman bunların ayakta durması zor. O nedenle iş adamlarımızın, sivil toplum kuruluşlarımızın bu kuruluşları desteklemesi lazım. Başka yörelerde bu dayanışma daha farklı, fazla başka illerde. Ordu'da ne yazık ki az, gerçekten az. Bakıyorsunuz derneklerimiz diyor ki ya gazete işte benim haberimi yapsın, işte yarım sayfa olsun, hatta o da yetmez, renkli sayfada olsun. Renkli sayfa niye basmadın diye arkadan da... Onun şimdi yapıyor. Şimdi televizyona diyor ki ya benim haberimi diyor işte haber olarak ver. Diyelim ki 2 dakikalık haber veriyorsunuz, onu az onların duruyor. Bir standardı var aslında. Tabii. 2 dakika yerine 5 dakika, onun da minimize edilmesi lazım. Yani onlara dikkat edemiyoruz ne yazık ki. Hani hep haberimiz çıksın derdindeyiz. İşte o bunu diyor, istiyor. İstemek güzel bir şey. Elbette insanların isteme talep olacak ama insanlarımız da yani derneklerimiz ve ordulu her bireyimiz, iş adamı, esnaf ve benzerinin her biri diyecek ki yani ben bunu isterken ya da bu basın kuruluşlarının yaşaması için gazeteler, televizyonlar, işte radyolar da benim üzerime düşen görev nedir? Ben bu görevi yerine getiriyor muyum diye. Ama açık söylüyorum, ordu toplumunun çoğunluğu bu görevi yerine getirmiyor. Basını güçlü olamadığı için ordular gurbet şehirlerinde, İstanbul'da ikinci sırada en fazla nüfusta istenilen siyasette de, bürokraside de, ekonomide de istediğimiz, hedeflediğimiz ya da olmamız gereken yerlere ulaşamıyoruz. Yani madem ki buradan bahsettik, arkamızda kimselerin olup olmadığını, gazetenizin sisteminden bahsedin isterseniz. Yani sizin sisteminiz nasıl işliyor? Para alamıyoruz ama aylık gazete çıkarıyoruz. Evet. Her ay çıkarıyoruz. Sisteminizden bahseder misiniz? Nasıl işliyor? Sisteminiz nasıl işliyor? Murat Bey, biz aslında Türkiye'de çok az kişinin veya çok az gazetenin yaptığını yapıyoruz. Biz abone sistemiyle gidiyoruz. Yani birçok, siz de iyi biliyorsunuz ki bu toplumun içindesiniz, basın camiasındasınız. Yerel gazetelerin %90'ı ya da daha fazlası, belki 95'i, 96'sı abone sistemini uygulamıyor. Ne yapıyor? İşte haberlerini yapıyor. A ilçesinin, diyelim ki Beykoz'un gazetesi ya da işte diyelim ki Samsun'un Çarşambası'nın gazetesi. Orada yayınlanıyor. Oradaki haberi kime yapmışsa, kimin neyin, işte bir kuruluşun, işte belki Ziraat Odası'nın, belki siyasi parti ilçenin haberi, oradaki bir esnafın şeyi, gazeteyi basıyor, onlara dağıtıyor ve onlardan da biraz yardım alıyor şimdi. Alıyor. Aylık ödeneklerini. İşte onlara göre belirli kendisinin bir şeyi var. Ya da işte doğrudan reklam alıyor. Daha yasal anlamda olmak üzere. Biz ise zor olanı, maddi getirisi daha az olanı ama gazetenin taban gücü olmasını sağlayan abone sistemini belirliyoruz. Bizim abone ücretimiz bir yıllık 50 liraydı. Şimdi Ocak'tan itibaren 75 lira oldu. Yani bir kişiden 75 lira alacaksınız, ona bir yıl gazete, biliyorsunuz bu eski yıllarda, şu anki dönemi yani diyelim ki 30-35 yaşın altındaki insanlar, gençler çok bilmez. Şimdiki gibi 67 yıllar. Daha işte Cumhuriyet'in ilk yıllarından düşünürsek gazeteler, bayileri yoktu. Şimdi gidiyorsunuz sadece gazete satan gazete bayileri var. Meydanlarda, vapur iskelelerinde, işte otobüs duraklarında ya da marketlerde, büyük işte bakkallarda gazete satan şey. Eskiden öyle bir şey yoktu. Gazetelerin imkanları da yoktu. Öyle bir ağları da yoktu. Gazete çıktığı zaman ne oluyordu? Çocuklara tabii işçilik maliyeti anlamında da, çünkü büyük birisine verseniz diyelim ki o isteyecek 100 lira ama o çocuğa veriyorsunuz işte diyelim ki 20 lira. O gazeteyi dağıtıyordu işte ya, o günün şeyine yönelik de işte yazıyor işte
şurada yangın çıktı işte manşetin sloganlarını ona göre yapıyordu. Biz de bu çocuk gazete satan çocuk logosunu ondan dolayı, çünkü gazeteciliği en iyi anlatan, neden biz dedik ki hani abone sistemiyle gittiğimiz için en iyi bizim bu düşüncemizi yansıtan simge logo olduğu için gazete satan çocuğu Ordu Mesudiye gazetesinin logosunun yanına koyduk ve zaten Ordu Mesudiye gazetesi dediği zaman da okurlarımızın, abonelerimizin aklına doğrudan o gazeteci çocuk simgesi geliyor. Evet, iyi de simge olmuş. Aslında ben çok detaylarım var, orduları, dernekleri de değerlendirelim dedik ama inşallah ilerleyen dönemlerde yeni bir program yapalım. Keyifli bir program oldu. Onları da sonraki programlara saklayalım. Son olarak dilek, temenni, buradan mesajlarınız varsa onları da duyuralım efendim. Şimdi Murat Bey, zaten orduyu şimdi konuştuğunuz zaman böyle yarım saatlik programlara sığması mümkün değil. Çünkü hem basını var, sivil toplumu var, ordunun genel sorunları var, ordunun sivil toplum kuruluşlarının sorunları var, eksiklikleri var, olumlu yönleri var. Bunların tabii daha uzun programda ama yine de bu yarım saatlik program az bir olay değildir. Her hafta bunu yapmaya çalışıyoruz. Bizim şahsımızda ama genelde ordu basınının sorunlarını dile getirme fırsatı verdiniz. Teşekkür ediyoruz. Sizi de tabii izliyoruz biz, Marka Vizyon programını. Gerekli bir şey. Türkiye çapında ya da illerinde, ilçelerinde başarılara ulaşmış ordulu iş adamlarımızı, esnaflarımızı tanıtıyorsunuz. Böylece birçok insanımız birbirinden haberdar olmazken, aa bizim şu alda iş adamımız varmış, şurada iş adamımız var diyerek sizin programınız aracılığıyla da birbirini tanımanın dışında da birbirleriyle alışveriş yapma, birbirlerine mal verme imkanları da olmuşmuş oluyor. O anlamda da sizleri kutluyorum. Tabii program biterken bize bu olanağı verdiğiniz için teşekkür ediyoruz. Bir kez daha söylüyorum, ordulu sivil toplum kuruluşları, siyasiler ama hepsinden önemlisi onlardan da ordular lütfen yerel basınını desteklesin. Yoksa ordular sesini daha çok duyurur. Sesini duyurması demek sorunlarını dile getirmesi demek. Kültürünü, geleneğini, göreneğini yeni nesillere aktarması, başka yörelere bunu duyurabilmesi anlamına gelir. Bu güçlendikçe de siyasetteki de, ekonomideki de, bürokrasideki insanlarımız da bu arkalarında böyle bir gücü hissederek de daha önemli yerlere gelecektir diyorum. Bize bu fırsatı verdiğiniz için bir kez daha size ve ekibinize çok teşekkür ediyorum. Biz konuşuyoruz. Marka Vizyon gazeteyi ziyaret edecek, programını alacak. Bizim ordu sorunlarımızla ilgili haber yapalım. Örneğin dere yolu. Örneğin tabelalarımız, radarlarımız. Olursa bizde sınır. Peki başka öncelikli ne var size göre? Mart ayında yapmamız gereken yeni sayımız. Öncelikle şimdi şöyle bir şey var. Mesudiye'de hastanemiz var ama doktorlarımız yok. Acilde yeterli doktorlarımız yok. Hastanede uzman doktor. Uzman doktorlar. Özellikle diyaliz hastaları için. Evet, diyaliz hastaları için yeterli doktorun olması. Uzman doktor eksikliği. Yüksek okulumuzun hayata geçmesi, söylemde kalmaması görüşüldü ama biz de haber yaptık. Yüksek okul. Yüksek okulu. Diyaliz dediniz. Özellikle diyaliz hastalarımızın çok isteği oluyor bu konuda. Dere yolunun bir an önce bitirilmesi, özellikle Akdeniz yolu diyelim. Evet, Akdeniz, Karadeniz. Kerkit Vadisi'ni de Karadeniz'e bağlayalım. Size veriyorum. Katlanalım. Bu katlanalı sen hemen poşet koy. Ben de onu bağlamasını yapıyorum.